SQL Server'da kimi işlemlerimizi illaki veri tabanında sorgulama olarak yapmak zorunda değiliz. Bunun için tıpkı yazılım geliştiricilerinin kullandığı gibi C# veya Ruby'de olduğu gibi bir tane değişken tanımlayabilip o değişkeni ondan sonra farklı işlemlere tabi tutabiliriz. Değişkenleri tanımlamanın yolu aslında ilk başta declare demekle geçiyor. Declare dedikten sonra benim değişkenin adı ne olacaksa başına et işareti koymam gerekiyor. Variable 1 olsun ismi. Şimdi bunun tipini belirtmem gerekiyor. Bu değişken hangi tipler alabilir? Ben diyorum ki integer alacak bu. Float alacak veya. Bir başka tanımlama yapalım. Et. Variable 2 olsun. Bu da float alacak. Bir başka tanımlayalım. Declare at. Bu date time alacak diyorum. Bu arada şunu yanlış yazmışım. Bir başka değişkenim olsun. Declare at variable 4. Bu da envar karalsın. Şimdi değişkenlerimizi bu şekilde tanımladıktan sonra bizim bu değişkenlere bir atama yapmamız gerekiyor. Bu atamayı bir set komutu ile yapabilirim. İkincisi select komutu ile yapabilirim. Select'le bir sorgunun sonucunu getirebilirim. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey variable tek bir değişkendir ve sorgunun sonucunda tek bir değişken olarak dönmesi gerekir. Bunun haricinde şu şekilde de bir işlemle variable'ımı atama yapabilirim. Örneğin bir tane vendor açalım buradan. Vendor bunun neyi bu olsun. Veya vendor ID diyelim. Sorgum çalışıyorum. Düzgün bir şekilde dönüyor. Geldim buraya. Burada en çok yapılan hata aslında bu sorgunun biz tek bir kayıt döndüğünü varsaysak da kimi zamanlar dönmemesi. O yüzden top 1 diyorum ben. Şimdi variable 4'ümü de bu şekilde atama yapacağım. Onu da şunu yapıyorum. Buraya geliyorum. Eşittir dediğimde bu olanı atamasını gerçekleştiriyor. Peki bunları nasıl gösterebilirim? Aslında select ile gösteriyorum her zamanki gibi. Variable 1 bölü variable 2 diyelim. Bir işlem yapmış olsun bu. Variable 3'ü göstersin. Yanında da variable 4'ü göstersin. Sorgumu çalıştırıyorum. Bütün sonuçları gönderdi. Burada neler yaptık? 1. Declare ile variable'ımı tanımladım. Değişkenimi tanımladım. 2. Set komutuyla ben buna bir atama yapabilirim. 3. İlla ki bildiğimiz bir değer değilse bu. Select komutuyla da bir atama yapabilirim. Parantez içinde. Veya normal sorgumu yazarım. Sorgumdaki alanıma karşılık gelen, tanımlamak istediğim alanıma karşılık gelen kısmı bu şekilde tanımlarım. Bu şekilde de ben değişkenlerime atama yapabilirim.